sadece son 2 yıldır dünya fiyatlarının altında. Daha önce biliyorsunuz Türkiye'de buğday her zaman dünya fiyatlarının üstündeydi. Bunu saptamak lazım. Ama ona rağmen dünyadaki bilhassa sert buğdaydaki yani makarnalık buğdaydaki fiyat hareketini göz ardı edemeyiz. Bildiğiniz gibi biz un ihracatında birinci dünyada, makarna ihracatında ikinciyiz. Dolayısıyla ham madde olarak hem ekmeklik buğday, yumuşak buğday hem de sert buğday bizim için olmazsa olmaz. Zaten devlet uygulamada un için buğdayını önce ithalat yap, sonra ihracat yap diyerek bir formül buldu. Onun için ekmeklik buğday fiyatları daha az artar duruma geldi. Ama makarnalık buğdayda maalesef fiyatlar biz 2.40 TMO açıkladı. 2.60'tan da ben bunu satacağım dedi. Yani isteyene vereceğim dedi. Ama elinde hiç mal yoktu. Ondan sonra fiyatları bir daha tutamadı. Şu anda 3 lira 40, 3 lira 50 kuruş. Bu sert buğdayın fiyatı. Anormal bir artış var. Bunu önce bir saptayım. Ondan sonra sorunuza geleyim müsaadenizle. Şimdi siz gerçi bir kısmı söylediniz. Kırmızı mercimek fiyatı, biliyorsunuz Toprak Mahsulleri Ofisi destekleme alımı yapıyor. Devletin kendisine verdiği görevle ilgili olarak ve piyasada regülasyon vazifesi oynamaya çalışıyor. Kırmızı mercimek için geçen seneyle bu sene alımlar için %43 artış yaptı ve 5 lira tekabül etti. Ama şu anda yerli kırmızı kabuklu mercimek Mersin'de 9 lira 50 kuruş. Düşünebiliyor musunuz? Bir tarafta devletin %43 artışa rağmen verdiği 5 lira, bir tarafta oluşan 9,5 lira. Bu neden oluyor? Mercimeğin üretiminde, veriminde problem olduğundan kaynaklanıyor. Bunun da en büyük etiketi susuzluk ve sıcak. Değişikliği. Doğu'da da kısa bir vurgu yapayım. %21 yani geçen seneki alımların fiyatının üstüne %21 devlet açıklama yaptı. Bu fiyattan alacağım diye. Bu da 4 lira 50 kuruş. Bugün natural nohut Mersin piyasasında 8 lira. Bir tarafta 4 lira, bir tarafta 8 lira. Yeşil mercimeğe falan gitmiyorum çünkü orada fiyatlar daha da anormal. Zaten yeteri kadar da yeşil mercimeğimiz Türk malı olarak yok. Şimdi burada geldiğimizde biz belli bir süre bu iklim şartlarındaki değişikliği kabul edeceğiz ve bununla yaşamaya alışacağız. Susuzluk, su kıtlığı ve susuzluğa dayanıklı olacak tohumların üretimi, su rejimi, su kullanımı gibi ve suya az ihtiyaç duyan bitkilerin ekimine tercih etmek gibi üç faktörü artık düşünme zamanımız geldi. Burası çok önemli. Yani biz kalkıp da eskisi gibi kalkıp da mısır ekersek çok fazla tüketen burada ülke zarar görür. Ama suya dayanıklı olan, fazla su ihtiyacı olmayan nohut, mercimek, kırmızı ve yeşil ekersek bunda ülke çok çok avantajlı duruma gelir. Artı hem nohut hem mercimek de bildiğiniz gibi bizim kendi malımız. Yani genleri Türkiye'den doğan mallar. Onun için bunlara özel special crop denilen şekilde Kanada nasıl deniyorsa yeşil mercimek için, kırmızı mercimek için özel ürünler deniyorsa bizim de bu statüde bunlara bakmamız, bunların üretimi teşvik etmemiz lazım.